İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Gidem Aksut Anmaz'dan deliliğe övgü konuşmasını dinleyeceğiz. Ben başlamadan bir şey söyleyeceğim, bunu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi dün gece Ankara'ya girerken şöyle bir duygum oldu, ne olduğunu söyleyeceğim. Birkaç kere geldim ben Ankara'ya, gece Anadolu Lisesi standları için, bir kurs için geldim. Son bir iki seferde de bir konuşma yapmak için geldim. Her seferinde şöyle düşünüyorum, İstanbul'da yaşıyorum çok uzun yıllardır. İstanbul dediyse Ankara çok akıllı bir şehir. Hiç trafik yoktu biz gelirken, her şey çok düzenliydi. Şehir öyle görünüyor kaldığım yerden. Birden şanslı sayılabilirsiniz bir açıdan, bir açıdan da şanslısı herhalde. Şimdi bu uzun bir konuşma. Arkadaşlardan rica ettim. Konuşmamı bitiremeyeceğim muhtemelen. Çünkü süreye sadık kalamayacağım. Onlar bana sus dediklerinde konuşmayı bitireceğim. 10 dakikada soru sormanız mümkün olacak. Bir ruh sağlığı çalışanı olarak benlik üzerine yazmak benim için giderek zorlaşıyorum. Giderek diyorum çünkü son aylarda kendimi ekran başında bunu yapmaya çalışırken buluyorum sizi. Örneğin bu çabalardan biri edebiyatçılarla yapılan bir toplantı içindi ve sanırım en kolaylarından biriydi. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar ve onun mahkemeli kitabı Dendiğini Miyim ile aşineşir olmak pek keyifliydi. Sizlere bu son derece komik kitapla ilgili birçok şey söylemek isterdim fakat bunu yaparsam süremi hepten sınırsızca aşarım. Ama okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben Deliliyim kitabını. Yine son aylarda başka bir sefer Shakespeare'in delilerini yeniden gözden geçirmek zorunluluğu ortaya çıktı. Hamlet ve Otello'yu, Bayan Macbeth'i ve Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın Hipolit'i ve hatta Kış Masalı'nın Leontes'ini evirip çevirmek durumunda kaldım. Bildiğiniz gibi Shakespeare'de deli gerçekten çoktur. Bu işler nispeten kolaydı. Fakat edebiyatçıların başka söze ne hacet kıvraklıklarını kullanmadığınızda delilik ile yalnız kalıyorsunuz. Ve Erasmus'un ruhu şad olsun ki delilik isimli bu zat üzerine düşündükçe tuhaf şapkası ve garip laflarıyla birlikte pek bir yakınıza gelmeye, sizinle kol kola girmeye ve hatta giderek aileden biriymiş gibi olmaya başlıyor. Bir adım ötesinde ise artık arsızlığı iyice ele alıp derinizin altına giriyor. İşte o noktadan sonra artık delilik üzerine ciddi bir yazı mı yoksa bir otobiyografi mi yazmakta olduğunuzun ayırtına varamaz oluyorsunuz. Delilik üzerine olumsuz bir şey söylemenin zorluğu bizzat yaşamın kendisinin deli olduğunu düşünmemden kaynaklanıyor olabilir. Kanın cesur delidir yaşam. Sınırsız, coşkun, hatta arsızdır. Sonsuz olasılıklar içerir. Evrilir, renk değiştirir, yerinde durmaz. Tam bitti diyeceğiniz yerde yeniden başlar. Bir hekim ve küçük bir bahçeyi biçme lüksü olan bir amatör çiftçi olarak bunun sayısız örneğini gördüm. Hekimseniz bir hastanın başında onun solmuş çevresine bakıp değerli yaşamın onun bedenini terk etmekte olduğunu hüzünle düşünebilirsiniz. Fakat birkaç gün sonra aynı yatağın başında bu kez onun iştahla yemeğini yediğini görüp şaşkın bir neşeye kapılırsınız. Son yıllarda daha saygıdeğer bir meslek olduğunu düşündüğüm çiftçiliğe gelince, eğer benim gibi amatör bir çiftçiyseniz, çürümüş bir domatesi bahçedeki kompost çukuruna bırakırsınız, pek sevgili solucanlarınız biraz daha semirsin diye, fakat bahar da size hınç ve gururla 50 tane domates iflesini verir. Bütün bunlar delilik değilse nedir? Diğer taraftan ölüm, son derece aklı başında bir duruş sergiler. Kesindir, tek bir olasılıktan ibarettir. Giderek solan tek bir rengi vardır, soğuktur. Yaşam denilen deliliğin tek akıllı üslu parçasıdır. Bu nedenle deliliği övmek, yaşamı övmek gibi ya da bir süre öncesine kadar bu hep böyleydi benim için. Fakat son yıllarda kafam biraz karışık bu konuyla ilgili. Doğruya doğru deliliğin türleri var. Her deliği sevemezsiniz. Örneğin pedofillere ya da antisosyallere ya da bazı politikacılara deli diyeceksek onları sırf deli oldukları için sevmek pek kolay bir iş olmayabilir. Deliliği sırf gerçekliğin eğilip bükülmesi, geçer akça konumunu yitirmesi olarak görme lüksüm olsaydı
kolaycacık yukarıdaki patolojileri kişilik bozukluğu diye kategorize eder ve rahat bir nefes alırdım. Ya da sapmalar diye. Böylece pek sevdiğim deliliği, mesafeye durmayı tercih ettiğim bu yukarıdakilerden ayıracak bir split alanı yaratmış oluyor. Fakat bunu yapamam. Sayısız kez bunların birbirine dönüşmelerine tanık olduğum için yapamam. Farkın biraz da titrasyon farkı olduğunu bildiğim için yapamam. Doğmuş olan her insanın aşırı deliyle son derece akıllı kıyıları arasında gezinip durduğunu, bazılarının o kıyılara demir atmış olmasının onları bambaşka şeyler yapmadığını bildiğim için de yapamam. Bunu korkarak söylüyorum ama her pedofilin içinde belki de defalarca tecavüz edilmiş bir küçük çocuk olduğunu ve o çocuğu tanırsak seveceğimizi bildiğim için de yapamam. Ama çocuklara cinsel ilişkiyi legalize etmeye çalışan kurumları ya da manin narsist diktatörleri sevmek zorunda değiliz. Hiç değiliz bence. İşte son yıllarda kafamı hayli karıştıran şey tam da bu anlattığım duyguyu yaratacak şekilde yaşamın deliliğinin bir noktada perversiyona yani sapkınlığa dönüştüğünü düşünmeme yol açacak durumların varlığı. Size bu tatlı deliliğin nasıl birden yıkıcı bir şeye dönüştüğünü grafiklerle biraz anlatmak istiyorum. Bu gördüğünüz, açıkça görülüyor aslında, insan popülasyonunun dünya üzerindeki yoğunluğunu anlatıyor. 2000'lere kadar arada bir şu Black Death, The Plague dediği veba salgını oraya kadar çok 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 hafif az olarak devam ediyor. 2-5 milyon yıllık bir şey bu. Sonra 1900'lerden başlayarak gördüğünüz gibi Tarık Tepe'ye kadar çıkan bir şey çizgi başlıyor. İkinci grafik, türlerin yok oluşunun grafiği. Bu da 1900'lerin başında bir eğim çizmeye başlıyor ve insan popülasyonunun artışıyla birlikte 1940'larda hızlanarak yukarı doğru çıkıyor. Bunlarda rakamlar 60 bin tür. 60 bin tane türden bahsediyor yani. İkisinin üst üste gelmiş hali. Kırmızı çizgi türlerin yok oluşunu, mavide insan popülasyonlarını anlatıyor. Son bir grafik, kirliliği anlatıyor da. Karbon kirliliğini. 2000'den itibaren görüyorsunuz, tepeye doğru çıkıyor. Bu grafikler yaşamın, hadi yaşamın demeyelim ama kapitalizmin perversiyonun grafikleridir bana kalırsa, sapkınlığının yani. İnsanın doğayla uyumlu yaşadığı yüz binlerce yıl boyunca tatlı bir delilik hakimdi yaşamla taçlanmış dünya gezegenine. Doğanın silüetleri olan pek çok oyuncu tanrı ile anne çocuk ilişkisine benzer bir ilişki kuran kapitalizm öncesi çocuk insanın zamanı döngüseldi. Zamanı denizler, güneş ve ay, mevsimler ve karnavallar ve bayramlarla ölçerdi. J.G. Fitz TikTok isimli kitabında şöyle yazıyor. Bir zamanlar dünyanın neresinde olursanız olun, deliler bayramı, haylazlık geceleri ve meydan ateş geceleriyle neşelenirdi yılın döngüsü. Genellikle bahar bayramında, yaz gün dönümlerinde ve cadılar bayramında, ki arkeologlara göre cadılar bayramı 5000 yıllık bir bayram, çok eski. Bu bayramlarda yakılan şenlik ateşleri çoğunlukla ekinlerin büyümesini ve hayvanların sağlıklı olması için yakılırdı. Başka bir sayfada yine yazar. Ama şu karnaval zamanı nedir diye soruyor. Ve 5 maddeden oluşan bir cevap veriyor. Birincisi, her zaman doğanın zamanına bağlıdır. İkincisi, tarihsel olmama özelliği taşır. Üçüncüsü, çalışma zamanını oyun zamanına çevirir ve sıradan toplumsal davranışları, alışıldık hareketleri değiştirir. Dördüncüsü, bedensel bir kabalıkla tanımlanır. Geleneklerinde ve sembollerinde derin bir cinsellik yatar. Son olarak da bir insan topluluğunu ve belli bir yöreyi vurgular diyor. Görüldüğü gibi karnaval ile deli arasında çok ince bir çizgi var aslında. Bayram demişken Wikipedia Nevruz için şunları yazmış. Nevruz bayramı Azerice Nevruz, Farsça Nevruz, Kazakça Navruz, Kırgızca Nevruz, Kırım Tatarcası Navres, Kürtçe Nevruz, Özbekçe Navruz, Türkmence Nevruz diye okunur. Afganlar, Anadolu Türkleri, Arnavutlar, Azeriler, Farslar, Gürcüler, Karakalpaklar, Kazaklar, Kırgızlar, Kürtler, Özbekler, Tacikler, Türkmenler ve Zazalar tarafından kutlanan
geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır. En az 3000 yıldır kutlandığı tahmin edilmekteymiş Nevruz'un. Yani anlayacağınız Kelt kökenli Samhain Festivali yani Cadılar Bayramı ile Nevruz'un arasında aslında pek de farkları yok. Yüzlerce diğerleri gibi ikisi de doğanın uykudan uyanıp çıldırmasına, çocuksu değişmen bir neşeyle eşlik etmesi insan. Bir fotoğraf göstereceğim size. Bu Facebook alanımı. Bu Moldovalı kadınlar, buradaki kadınlar. Ürkek bir ağacı bahara yani delice canlanmaya cesaretlendirmelerini fotoğraf. Başka bir fotoğraf. Artvin'li direnişçiler tahmin edeceği gibi. Yüz binlerce yıllık insan bilgeliğinin neferleri. Sapkın kapitalizme binlerce Nevruz'da kuşaktan kuşağa devrettikleri deli kuvvetiyle direnenler ve kazandılar biliyorsunuz. Bence alkışlayalım. Teşekkür ederim. Çitleme diye bir hadise var biliyorsunuz, duymuş olmazsınız. Avrupa'da ortak kullanıma açık çayır, otlak ve ekilebilir alanların bireysel mülkiyet altında sınırları belli topraklar halinde birleştirilmesi ya da bölünmesi anlamına geliyor çitleme. 12. yüzyılda başlıyor, 1450-1640 arasında hız kazanıyor ve 1800'lerde de artık iyice çağından çıkıyor. Çitleme ile birlikte yavaş yavaş irili ufaklı karnavallar, bayramlar yasaklanmaya, ortadan kaldırılmaya başlıyor. Din bu deli pagan bayramlardan kurtulmayı canla başla destekliyor. Onların yerini bir otomaton gibi dimdik ve bacaklar dışında kıpırtısız yürüyen insanların resmi geçitleri, akıllı uslu ibadetlerin bayramları alıyor. Ya da Coca-Cola daha çok satsın diye icat edilmiş, saati 10 liradan kiralanan kırmızı elbiseli, beyaz sakallı ve adı Noel Baba olan bir adam eşliğinde geçen bazı yıl dönümü kutlamaları. Adam şişman değil, göbeği yastıktan yakınma, yaşlı da değil, sakalı takma, çok aydın AVM meydanındaki o tarçın kokusu da tarçın değil. Aynı McDonald's'ların kapı önlerine air conditionlarla püskürttükleri kızarmış patates kokusu gibi. O da laboratuvarlarda yapılmış kimyasal bir malzeme. Plastik bir şey anlayacağınız. Bir McDonald's hamburgeriyle üzerine karabiber serpip yiyeceğiniz bir Migros poşeti arasında pek az fark var değil. Sadece ikincisini artık doğada çözülebilir bir malzemeden yapıyorlar. Daha uygun. Delilikle ilk bakışta pek ilgili görünmemekle birlikte zaman ve onun çizgisel ve döngüsel tezahürleri üzerine bir şeyler söylemenin iyi olacağı kanısındayım. Çünkü zaman önemlidir. Zaman delilikle sapkınlığı ayrıştıran kavşaktır. Sevdiğim psikanalistlerden biri olan Semirgel, perversiyonu yani sapkınlığın, çekirdeğinin, cinsiyetler ve kuşaklar arasındaki farkın inkârı olduğunu söylüyor. Yani bu durumda pervers özne ne tek bir cinsel varoluşa hapsolmayı ne de ölümlü olmayı kabul etmemektedir. Çocukluğun polimorf cinselliği ve ölümsüzlük algısı içinde gerçekliği eğip bükmektedir. Ve ileride bundan vaktim olursa biraz bahsedeceğim. Pandalarla filler henüz bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar azalmadan, artık yok olmuş olan on binlerce başka türün üyeleri küçük yaşam alanlarında günlük yaşam gayeleriyle meşgul iken, insan denen tuhaf tür zamanın böyle başına buyruk ağır aksak ilerleyişini kendisine bir hakaret olarak addedir. Bu türün İngiliz adındaki av türü günün birinde zamanın standartlaşması gerektiğini söyler. Çünkü pek ihtişamlı sanayi devrimiyle üretilen tonlarca şeyi taşımakla görevli demir yolları dakik olmak istemektedir. Oysa Babillerin icat ettiği dakikalar 1840'lara kadar pek az kullanılmıştır. Zaten okyanus ve hatta güneş ve ay zamanı bildirirken ne gerek var ki tuhaf minik dakikalara? Ama hız giderek bir bütünün parçası olduğunu ve bu bütüne üzerindeki her şeyle birlikte dünya dendiğini unutmaya başlayan insan türü için vazgeçilmez hale gelmeye başlamıştır. İlerleme, hep ilerleme, daha da hızlı ilerleme tek hedef, büyümek ve çok büyümek ve daha da çok
çok büyümekte en büyük has kaynağı haline gelmiştir. Burada bir parantez açıp izninizle kadın ve erkeği doğa ve zaman ve toplumsal ilişkiler açısından ayırmak isterim. Önce Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'ye kulak vermek istiyorum. Türkçe'ye de çevrilen Elif Tahakküm Bağlam Yayınları Çevirdi isimli kitabından birkaç alıntı yapacağım. Şöyle diyor. Sanki kadınlık ufalmak sanatıyla ölçülürmüşçesine kadınlar bir tür görünmez hapis içerisine kapatılmıştır. Başörtüsü bunun sadece görünen kısmıdır. Kadınların hep derli toplu olmak, az alan kaplamak, bacaklarını açmadan oturmak, ince bir bedene, küçük ayaklara sahip olmak gibi küçülmek peşinde olduğunu, erkeklerin ise yer kaplamaya çalıştıklarını, gelişmiş iri bir beden ve büyük bir penis istediklerini söylüyor. Büyümek erkeklerin meselesi demek. Kitabın başka bir yerinde ise, Bourdieu, toplumsal düzen amacı üzerine temellendiği eril tahakkümü tasdik etmek olan devasa bir sembolik makine gibi işler. Premodern Avrupa'da penetrasyon ve kudret, yönetici seçkinlerin ayrıcalıklılar hanesinde yer alırdı. Penetrasyona boyun eğmek, iktidar ve otoriteden sembolik olarak feragat edilmesi anlamına taşır. Yani penetrasyon içine girilmesi anlamına demek taşırdı diyor. Biliyoruz ki pek çok toplumda eşcinsel sahip olma bir kudret göstergesi, bir tahakküm edimidir. Diğer kişiyi dişileştirmek suretiyle onun üzerinde üstünlük kurmayı sağlar. Bu nedenledir ki Yunanlılarda bunun uygulandığı kişi şerefsiz addedilerek tam bir erkek ve yurttaş olma statüsünü kaybediyordu. Roma yurttaş, yani pasif eşcinselliği kastediyor. Roma yurttaşlarında da bir köleyle pasif eşcinsellik canavarca bir şey olarak görülürdü. Yine bir alıntı yapacağım. Başka bir yerde mesleki açıdan daha bir ilginç bulduğum bir önermesi şu. Hükmedilenlere özgü sağduyunun çok ayrı bir biçimi olan kadınsı içgüdü, nesnel ve öznel itaatten ayrılması halidir. Bu itaat, arzuların sezilmesi ve tatsızlıkların hissedilmesi için ihtiyaç duyulan dikkat ve uyanıklığa teşvik eder ve bunu zorunlu kılar. Burada ne dediğini daha iyi anlamak için Virginia Woolf'un Deniz Feneri'ni okuyabilirsiniz çok. O da gönderme yapıyor zaten kitap boyu. Erkeklere kıyasla sözel olmayan işaretlere, özellikle ses tonu, daha duyarlı olan kadınlar, sözsüz bir biçimde ifade edilen duyguları daha rahat tanımlayabilir ve bir diyalogda neyin ima edildiğini deşifre edebilirler diyor Bourdieu. Psikiyatristlerde oranın ne olduğunu bilmiyorum gerçekten ama yani ruh sağlığı çalışanları, psikologlar, psikanalistler, kadın sayısı ezici bir şekilde fazladır erkeklerden. Dolayısıyla bu söylediğine katılmamak elde değil. Kadın ve erkek farkına biraz sonra yeniden değinmek üzere bu konudan ayrıldık. Tekrar zamana dönüyorum. Bu dakiklik talepleri sonucunda 1880'de Londra saati tüm İngiltere için geçerli saat kabul edilir. 1883'te Amerika demir yollarında standart saat kullanımına geçer. 1884'te Greenwich başlangıç mevsimi kabul edilir. Böylece tüm dünya kürede birbirinin aynı saatlerden oluşan yerel kültürlerin zaman algılarının incelikli dizimlerinin çok dışında bir zaman sistemi başlamış olur. Fransızlar 1912'de düzenledikleri Uluslararası Zaman Konferansı'na kadar buna karşı çıkarlar. Bunda önerinin pek de haz etmedikleri İngilizlerden gelmiş olmasının rolü büyük oldu. Fakat sonunda onlar da bunu kabul ediyorlar. Bu arada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir kitabı var. Çok güzeldir ve bu anlattığım şey çok güzel anlatır. Bahsetmeye çalıştığım şey çok güzeldir. Cemal Süreyya'dan bahsedeceğim. Türk şiirinin tanrısı. An ki fıskiyesidir sonsuzluğun der Cemal Süreyya. Ona katılmamak mümkün değil. Sonsuzluğun tek olası biçimi andır bana kalırsa da. İçinde olduğunuz, hissettiğiniz, algıladığınız an. Psikanalistler için çok önemli olan şimdi ve buradanın meskenidir an. An en çok döngüsel zaman içinde anlam kazanabilir. O bağır, badem ağacının ilk çiçeğini gördüğünüz an ya da kaplumbağanın artık kış uykusu için çalış rifi altındaki yuvasına çekildiği an. Bu anlar sonsuzca tekrarlar. Binlerce yıl boyunca hep tekrarlarlar. Her yıl geri gelir. Her geri gelişte benzer bir dış gerçeklik içindedir. Benzer sıcaklık, benzer kokular, benzer sesler,
Buna tanık olan, o dış gerçekliğin algılama yetisine sahip bir küçük parçası olarak siz, ömrünüz boyunca kaplumbağanın o çukura girmesi anını aynı sesler, aynı kokularla birlikte saklarsınız zihninizde. An ölümsüzdür. Diğer taraftan çizgisel zaman rakamsal değerleri olan dakikalardan oluşur. İşe gitmek üzere evden çıktığınız 07:45 ya da buzdolabındaki süt şişesinin üzerindeki son kullanma anını belirleyen 2 Mart 2016 13:48 rakamları gibi. Sütü küçük tanası büyüsün diye özenle yapan ineğin bundan haberi yoktur. Ama olsun. 13:48'den sonra onu içerseniz balkamağına dönüşürsünüz. Yani kapitalizmin muhteşem çizgisel zamanında an dakikaya dönüşmüş, tek tek bir giysiye bürünmüş, hırpalanmış, toplama kampında dizilmiş bekleyen tutsaklar gibi geçip gitmek için sıranın kendisine gelmesini bekler olmuştur. Sıra ona gelince de sonsuza kadar ve daima, diyelim ki Mayıs'ın 12'si ve öğleden sonra saat 2'yi yaşayan, zamanın optimal dış koşullarda dondurulduğu, alışveriş merkezlerinde cenazesi kaldırılmış arkadaşları tarafından sessizce. Zaman felsefesi uzmanı Vitruv, bizim zamanlı algılayışımız istisnaidir der. Modern dünyanın en garip, en kendine has özelliklerinden biridir bu. Vitruv istisna kelimesiyle pek çok şey anlatıyor. Bana kalırsa da en çok zamanın döngüselliğinden arındırılıp sadece lineer bir akış içine hapsedilmesini. Ne kadar vaktim kaldı? 13 dakika. Tamam. Oysa insanlık tarihi boyunca zaman pek çok yerde çember gibi sembolize edilmiş bir kavram. Platon zamanı sonsuzluğun dönem bir görünüm olarak tarif eder. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle birlikte dönen bir şey. Çizgisel zaman fallik, döngüsel zaman dişildir. Dişiler döngüsel zamana erkeklerden daha yakındır. Ayın her bir döngüsünde kanarlar ve bu ayın hareketlerine bağlı bir içsel ve döngüsel zaman algısını derinlerde tekrar yaratır. Dolunay'da bu arada doğum sayıları çok artar. Dolunay'da doğuran kadın çoktur yani, ayın hareketleri birlikte. Baharda çiçeklenen ağacın çiçek açma zamanını bilmesindeki bilgelikle bir dişinin kanama zamanını ve artık kanamama zamanını bilmesinin bilgeliği aynıdır. Zaman ömrün iki tarafında da ana rahmi ve toprak ana dişildir. İki kapının da geleneksel bekçileri dişidir. Doğduğunuzda sizi dünyaya buyur eden, yıkayan ve saran ebe, öldüğünüzde de sizi yıkayıp saracaktır. Dil bilimci George Steiner, Barbie'den sonra kitabında şöyle söylüyor. Kaba bir tahminle kadınların konuşmasında erkeklerinkine nazaran, Yunan ve Sanskrit dillerindeki dilek kipini hatırlatan, istek ve gelecekle ilgili kullanımların izi daha çok görülür. Daha geniş bir nitelikli kararlılık ve gizlenmiş vaat yelpazesi dile getirilir. Bu Hopi kabilelerinin dilindeki zamanın geçmişe doğru kıvrılan tezahürü ile sahip olduğu geleceğe doğru eğilen olmak üzere olan tezahürü içerimesi bakımından benzerdir. Karışık buralar ama. Neyse yine Jay Griffiths'ten bir alıntı yapmak istiyorum bu TikTok kitabından. Şöyle söylüyor. Haftanın 7 günlük ritminin doğada bir karşılığı yoktur. Doğayı genel bir açıdan dişi olarak görürsek, 3 büyük ataerkil dinin, Hristiyanlık, Musevilik ve İslam, bu doğa dışı ve dişil olmayan ritmi kabul etmesi şaşırtıcı değildir. Zamanın kültürel tarihine kısaca bir göz atacak olursak, ay ve güneş ile karşılaşırız. Güneş, savaşçı kabilelerde tanrı figürü olarak ortaya çıkar sıklıkla, giderek dini söylemler içinde kutsal bir yer edinir. Ay ise dişinin de zaptıyla birlikte ayrıksız bir yere gelirler. Sunday yani güneş günü kutsaldır. Luna yani ay da lunatiktir, delidir yani. Bir zamanların bilge, ebe kadınlarının cadı avlarında yakalanıp yakılması bu sürecin bir ürünüdür. Binlerce yıl boyunca insanın sadık yarı olan kara toprak ki, Aşık Veysel'in de pek güzel söylediği gibi, karnını da yarsanız kazma ile, o yine de karşılar sizi gül ile, İşte o toprak nasıl çitlenerek bir adamı malı haline gelmişse, dişi bilgelik de aynı şekilde kontrol altına alınmıştır başlıca. Ve giderek dişin bilgeliğin yerini eril bilim alır. 1602'de Francis Bacon'ın pek çok çağdaşına ilham veren eseri, The Mask,
Zamanın Erin Doğuşu isimli eserinde doğayı işkence altına sokup sırlarını açıklamaya zorlamaktan ve bilimin doğayı insanın hizmetine sokma ve onu kölesi yapma kapasitesinden bahsediyor. Daha hızlı, daha çabuk, daha büyük, daha teknik, daha beton, asla yavaş, küçük ve doğal olmasın. İnsan her şeyin üstünde olsun ve her şeye hükmetsin. Tabii ki bunu sadece erkek insanlar yapabilir. Dişi insan tüm diğer hayvanlar gibi doğurduğundan şu aşağılık doğayla bağını bir türlü kaybedemediğinden zaten aşağılık sanır. Burada iki slide daha göstereceğim. Yani temelde kadının ve doğanın emeğinin sömürmesiyle ilgili Eril Tahakküm'ün bir şey yazıyor bu paragrafta ama onu atlayacağım, sadece şunu söyleyeceğim. Tabii ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Sema Ramazanoğlu'nun kadın olduğu için bu yana, Nazım Hikmet'i de erkek olduğu için o yana koyacak değilim. Kadın ve erkek dediğimde her insanın içindeki dişi ve erkek komponentlerden bahsediyorum. Nazım'a haddim olmayarak tüm dünya kadınları adına fahri kadın ilan etmekten sonsuz bir gurur duyacağımızı ifade eder. Algıda seçicilik uzmanı Sema Hanım ise ancak hayatta başarılandırırım. Biliyorsunuz Sema Hanım kadına şiddet algıda seçiciliktir demişti. İşte Bacon'ın kaleminden çok iyi ifade edildiği gibi insanın doğaya işkence etmeyi düşündüğü bu nokta tam da sapkınlaşmaya başladığı bir noktadır. Yukarıda da söylediğim gibi simir değil sapma ile ilgili önermesini bu açıdan tekrar ele alacak olursak şunu düşünmek mümkün olabilir sanırım. Perversiyonun iki önemli bileşeninden birisi yani sapkınlığın üçlü yani ödipal yapının biraz önce bahsetmişti anne çocuk baba ilişkisinde bunun bozulmasıdır. Diğeri ise kuşaklar arası akışın bozulmasıdır yani zaman. Dolayısıyla doğayla olan on binlerce yıllık uyumu onu yakıp yıkma pahasına bozduğumuzda ya da zamanı kafanıza göre hızlandırmaya, onu itip kalkmaya başladığınızda çoktan sapmaya başlamışsınızdır. Fakat asla itiraf etmekten hoşlanmasam da insanı doğanın en nadide ürünlerinden biri olarak görme narsizminin bir parçası olmaktan kurtulamıyorum. Bunu destekleyen şeylerden biri de şimdi bahsedeceğim gibi insanda her zaman doğruya, güzele, iyiye ve uyumlu bir üretkenliğe yönelen bir taraf olduğunu düşünmem. Kısaca libido da diyebiliriz. Sonuçta bu libidinal damarın da etkisiyle bence bir noktada yüzlerce yıl boyunca devam etmiş olan doğanın makineleştirilmesi fantezisi çevresinde şekillenen bilimin bu keskinliği tökezlemeye başlamıştır. Katı bilim söylemleri yerlerine tam anlamıyla nesnellik gerçek dışıdır. Ne gördüğünüz, nasıl baktığınızla ilgilidir cümlesine bırakmıştır. Burada bir paragraf atlayacağım. Son Stephen Hawking'in çalışmaları uzay ve zamanın kara delikler çevresindeki güçlü kıvrımlılığı ve zamanın ufuktaki sonsuz uzanışını göstermiştir. Zaman katı, çizgisel, değişmez değildir. Esnek ve kıvrımlıdır. Dolayısıyla bununla birlikte bilim erin ve dişil zamanı birleştirmeye cesaret etmiş. Onu hem çizgisel hem de döngüsel yönleriyle ele alabilir olmuştur. Zamanın bu tanımını ben bilinç dışını anlamak için hayli uygun buluyorum. Size eşeryan merdiveni göstereceğim. İyi görünüyor mu bilmiyorum ama eşeryan merdiven bu. Eşeri, gravür, gravürü. Bana her baktığımda bilinç dışını anımsatan bu resim döngüsel zaman metaforları için hayli güçlü bir grafik. Rüyalar ve bebekler aracılığıyla bildiğimiz gibi bilinç dışı çizgisel zamana tabi değildir. Bana kalırsa onun kendine ait döngüsel bir zamanı vardır ve bu onu sal çizgisel zaman algısıyla anlayabilmeyi imkansız kılar. Bu nedenle bilinç dışının dilini öğrenmeye kalkan herkesin kendi içindeki dişi zamana kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şunu koymadan edemedim. Bu da Türk usulü eşyalar. Yine çıkıyor. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama çok çok hoş. Kaç? Beş. Tamam. Aslında burayı okuyabilmeyi çok isterdim ama çünkü burada bugün intiharla ilgili de bir takım şeyler söylendi. Ve ben çok sevdiğim Winnicott'tan bahsedecektim. Bir psikanalisttir Winnicott ve okusanız sizin de çok seveceğiniz biri olduğuna eminim. Pediatristtir üstelik, psikiyatrist değildir. Neresini söylesem acaba diye düşünüyorum.
bir tünük içinde söylemeyince bir anlamı olmayacak. O yüzden mini katı sanırım geçeceğim. Çok üzülsem de buna. Ama mini katın Fear of Breakdown, çökme korkusu diye bir makalesi var. Eğer edinebilirseniz onu okumanızı öneririm. Çok güzel bir makaledir o. Çökme korkusu, Fear of Breakdown diye bulabilirsiniz. Türkçe'ye çevirdi ama nerede yayınlandı bilmiyorum. Şöyle söyler, insanın çökme korkusu dediğimiz şey, yani yaşadığı bütün o travmatik deneyim aslında, seansta hastayla karşı karşıya olduğumuzda. Aslında o deneyim çoktan vuku bulmuştur. Hasta bunu yaşamaktan çok korkar ama o çoktan olmuştur. Fakat olduğunu fark edebilecek bir olgunlukta değildir egosu henüz çocuğun. Sadece bunu ona hatırlatmak gerekir der. Çok da şairane yazar. Sadece bir küçük vaka örneği var intiharla ilgili o da. O yüzden onu söyleyeyim istiyorum. Küçük bir paragraf. İşte bu makalede bir kat. Sizden tek istediğim, yanlış değil doğru neden için intihar etmeme yardım etmeniz diyen bir hastasından bahseder. Şöyle devam eder. Başaramadım ve o çözüm bulamamanın çaresizliği içinde öldürdü kendisini. Amacının aslında çok küçük bir bebekken zaten ölmüş olduğu gerçeğinin benim tarafımdan ifade edilmesi olduğunu geç anladım. Böyle bakıldığında ölüm, hastanın yok oluşu kavrayabilecek olgunluğa gelmeden önce çok erken bir zamanda yaşadığım bir şeydi der. Şimdi konuşmayı bitireyim, değil mi? Bir dakika falan vardır. Ben bir şiir okuyacağım. Ben yürümüyorum Füsun, cadde yürüyorum. Bir cadı olduğumu buradan anlıyorum. Hiçbir takım tutmuyorum, yıldızlar takımından başka. Bilirsin işte, erkekler büyük ayı, kadınlar küçük cezve. Didem Madak'ın şiiri bu. Didem Madak bu adaşım ve hemen hemen aynı yıllarda doğmuşuz. Bu şiir Füsun Akısı'na yazmış. Ve 41 yaşında da kanserden ölmüş. 2011'de herhalde. Annesi gibi o da erken olmuş. Ve onun Ağlar Ağacı'ndan başka bir şiiriyle de bitireceğim. Çünkü bu şeyi çok güzel özetliyor benim söylediklerimi. Şöyle diyor oradaki bir paragrafında şiiri. Ve etimoloji etilerden kalma. Bir zaman birimiydi yanılmıyorsam. Ve yanılmıyorsam yalnız insanların kahvaltı edip ağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman. Mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olmuş bazı dakikalar. Teşekkür ederim.